Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılında en çok çıkan soruları çözeceğiz arkadaşlar. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videonun sonunda kaç doğru cevapladığınızı yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz resimli bir soru arkadaşlar. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Şıkları okuyalım. A. Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. B. Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. C. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Sıradaki sorumuz. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? A. Dolaşım sistemi. B. Sindirim sistemi. C. Hareket sistemi. D. Solunum sistemi. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Hareket sistemi. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur? A. Isıtma bujisinin arızalı olması. B. Hararet müşerinin arızalı olması. C. Enjeksiyon basıncının yüksek olması. D. Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Isıtma bujisinin arızalı olması. Sıradaki sorumuz resimli bir soru. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Alternatörün şarj etmediğini. B. Emniyet kemerinin takılmadığını. C. Motor yağ basıncının düştüğünü. D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Alternatörün şarj etmediğini. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A. Sürücü belgesi. B. Araç bakım kartı. C. Araç tescil belgesi. D. Nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Araç bakım kartı. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? A. Elektrikli battaniye ile ısıtılması. B. Önce ılık sonra sıcak ortalama yapılması. C. Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması. D. Donan bölgenin boğularak masaj yapılması. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Önce ılık sonra sıcak ortama alınması. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur? A. Aracın hızlı sürülmesi. B. Yayların yağsız kalması. C. Yakıt deposunun dolu olması. D. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Moleküler, tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? A. B sınıfı. B. C sınıfı. C şıkkı D sınıfı. D şıkkı ise E sınıfıdır arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. B sınıfı. Sıradaki sorumuz resimli bir soru. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Ehli hayvanlar giremez. B. Ehli hayvanlar geçebilir. C. Vahşi hayvanlar geçebilir. D. Vahşi hayvanlar giremez. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Vahşi hayvanlar geçebilir. Aşağıdakilerden hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A. Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda. B. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda. C. El bileğinde açık, kırık ve kanama olanlarda.
D. Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda. Resimli bir sorumuz daha. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracını yavaşlatması. C. Takip mesafesini azaltması. D. Bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Takip mesafesini azaltması. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Dolaşım kontrolü. B. Solunum kontrolü. C. Çeneyi göğse iyice yaklaştırma. D. Sırt üstü düz bir zemine yatırma. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Çeneyi göğse iyice yaklaştırma. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? A. Banketleri. B. Yaya geçitlerini. C. Geçiş yollarını. D. Yaya yollarını. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yaya geçitlerini. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A. 2 araç boyu kadar. B. Takip mesafesi kadar. C. 3 araç boyu kadar. D. 1 araç boyu kadar. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Takip mesafesi kadar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Vücut ısısının düşürülmesini. B. Solunumun değerlendirilmesini. C. Kan dolaşımının değerlendirilmesini. D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Solunumun değerlendirilmesini. Sıradaki sorumuz resimli arkadaşlar. Resimli sorulara lütfen çok dikkat edin sınavda. Soruyu okuyalım. Şekildeki gibi döner kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı. B. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. Hızlanarak yoluna devam etmeli. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A. 10 dakika. B. 15 dakika. C. Kalbi daha hızlı çalışana kadar. D. Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Hasta kendine soluyuncaya kadar. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur? A. %5'ini. B. %10'u. C. %15'ini. D. %20'sini. Doğru cevabımız %20'si olacaktır arkadaşlar. D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? A. Alaşımlı jant. B. Hava yastığı. C. Açılabilir tavan. D. Elektrikli koltuk. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Hava yastığı. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir? A. Aracın hızının fazla olması. B. Avans ayarının bozuk olması. C. Debriyaj balatasının aşınmış olması. D. Direksiyon kutusunun arızalı olması. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Debriyaj balatasının aşınmış olması. Son sorumuz arkadaşlar. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A. Mide. B. Beyin. C. Karaciğer. D. Kalın bağırsak. Doğru cevabımız
B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Beyin. Evet arkadaşlar, sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videomuzda en çok çıkan soruları çözdük arkadaşlar. Lütfen sınavlarda sakin olun. 45 dakika uzun bir süre arkadaşlar. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Soruları dikkatli okuyun arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz her şeyi yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Olabildiğince hızlı cevap veriyorum. Lütfen kaç doğru yaptığınızı yazmayı unutmayın yorum kısmına. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.